Ramazan farkındalık ayı, özellikle açlıkla mücadele edenleri anlamak için bir fırsat. Gıdanın değerinin en çok bilinmesi gereken bu ayda israfın her zamankinden çok yapıldığını biliyor muydunuz? Özellikle iftar sofralarının baş tacı pide. Dumanı üstündeyken afiyetle yeniyor, kalanı ise çöpe gidiyor. Peki bunu önlemek için ne yapmalıyız? Ayrıntılar haberimizde. Bunu nasıl almayayım ki? Mis gibi kokuyor. Fırınların önünden geçerken de şu anda kokuyu alıyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz güzel kokuyor. Ve biz de gözümüz dönüyor, gidiyoruz pide alıyoruz. Hem kokusu güzel hem yani yılda bir defa oluyor Ramazan. Ekmeğim varsa bile alıyorum. Akşamına sıcak sıcak daha güzel oluyor iftarda çünkü akşama kadar acıkıyor. Kokusuyla, tadıyla sıcak Ramazan pidesinin yeri bir başka. İftar sofralarını bu eşsiz lezzetle taçlandırmak için fırıncılar mesaiye başladı. Fırındaki pide telaşı sokağa taştı, kuyruklar uzadıkça uzadı. Fırından yeni çıkan, sıcacık, benim elimde bile tutmakta zorlandığım, dumanı üstünde mis gibi kokan pideler. İftara kısa bir süre kala, evlerde ekmek varsa dahi bu koku herkesi cezbediyor ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bir özlemdir. Ramazan'ın geldiğini belirten pidedir. Ancak doyamayacağımızı düşünerek fazla fazla aldığımız pidelerin ne yazık ki yarısı çöpe gidiyor. Yarısını israf ediyoruz, yarısı dolaba atılıyor. Caddelerde görüyoruz, genellikle poşetler basıyorlar, çöp kenarlarına atıyorlar. Evde varsa da bir önceki günde hep taze yemeği sevdiğimiz için ne oluyor? Kalıyor, kaldığı zaman ne oluyor? Muhafaza edemeyebiliyoruz, çöpe gidiyor, bu sefer de israf oluyor. Özellikle Ramazan'da bu sayı kat ve kat artıyor. Çünkü herkes pide almak istiyor ve her gün yeni pide alınıyor. Araştırmalara göre Türkiye'de en fazla ekmek israfı Ramazan ayında yapılıyor. Çöpe giden ekmek sayısı normalde günlük en az 3 milyonken bu sayı Ramazan ayında 5 milyonu geçiyor. Herkesi cezbeder yani size. Cezbetsin ama çöpe gitmesin. Yok canım, çöpe bir satmıyoruz bilmiyorum da. Peki kalan bayat ekmekleri ne yapıyorsunuz? Biz genelde tost yapıyoruz. Tost seviyoruz. Ekmek evet belki mikrobiyolojik olarak bozulmuyor ama bayatlamaya uğruyor. Ne oluyor? Sertleşiyor. İşte pul pul oluyor. Kimse de bayat ekmek yemek istemiyor. Çünkü herkes diyor ki ya oruçluyum zaten. Uzmanlara göre ekmek küflenmediği sürece bayatlasa bile tüketilebilir. Peki özellikle kalan Ramazan pidelerinin israf olmaması için nasıl muhafaza edilmesi gerekiyor? Güzel bir buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya atabiliriz. Yiyeceğimiz zaman çıkartıp ısıtıp tüketebiliriz. Ekmek derin dondurucu, buzdolabı poşetiyle uzun süre muhafaza edilebilir. Küflenme oluşmadığı sürece ekmeği tüketebilirsiniz. Buzdolabına koyarsanız ısıttığınızda daha güzel olur. Su buharında ısıtıp tüketebilirsiniz. Çorbanın içine koyarak yeriz. Burada kullanabilirsiniz. Kızartabilirsiniz. Çorba işlerini bu lokantalarda görürler gibi yapabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.